Sevgili hemşehrilerim, bilgilenin, soranlara cevap verin bakın. Bilgilenin, soranlara cevap verin. Biz bugün Çorum'a gittik. Biz bugün Sivas'a gittik. Ardından Erzurum'a gideceğiz. Bir anda bir haber geldi. Halk buluşması yapacağımız yere otobüsler çekiliyor. Otobüsler. Efendim neymiş? Büyükşehir Belediyesi orada otobüs tanıtımı yapacakmış. Bakın. O an itibariyle arkadaşlarım diyalog kurmaya başladı. Bize söylenen şu. Bu yanlıştır, bu doğru değildir. Ardından akabinde valinin danışmanıma verdiği cevap: merak etmeyin, gerekli tedbirleri aldık. 5000'e yakın polisimiz bu konuda en yüksek tedbirle hiçbir problem çıkarmayacak. Dedikodulara kulak asmayın. Peşinden bu otobüsler oradan ve sağdan çekildi. Çekildikten sonra vali tekrar. Bakın arkadaşlar, vali tekrar hem danışman arkadaşlarıma hem milletvekilimize, grup başkan vekilimize: bir sorun yok. Gelecekler, konuşmalarını yapacaklar. Hiçbir problem olmayacak dendi. Uçakla Sivas'tan Erzurum'a indik. Orada bir grubun toplanmakta olduğunu bize haber verdiler. Dedik ki haber verin, problem var mı? Problem yok, polis tedbir aldı dediler. Ve biz oraya gittik. Bakın biz oraya gittik. Bu arada ben arkadaşlarıma sordum. Süreç nasıl ilerledi? İl başkanımıza, oradaki il yöneticilerimize ve milletvekili adaylarımızla konuştuk. Bu konu hafta içi konuşuluyor. Hafta içi konuşuluyor ve burada önce miting alanı tartışılıyor. Miting alanında sorun çıkarıyorlar. Daha sonra burasıyla ilgili buluşacağımız yerle ilgili sorun olmaz. Ekrem Bey gelir, selamlama yapar ve hatta gerekirse sonra otobüsle esnafları selamlayarak Erzurum gezisine devam eder. Valiyle uzlaşılıyor. İl Emniyet Müdürü yardımcısı Umut Bey'le uzlaşılıyor. Ve bu uzlaşmaya göre buranın kararı alınıyor ve buranın ilanı hem il tarafından hem muhtelif il başkanlıkları tarafından ilan ediliyor. Ve biz bu kararla oraya gidiyoruz. Gittik. Değerli arkadaşlar, bakın biz oraya vardığımızda aynen böyle bir ortam. Vatandaşlara sesleniyoruz. Arkamız boşluk. Hemen onun arkasında, sözüm ona, 1,5 metrede bir polislerin yüzüne doğru baktı 150-200 kişi. Beni polis kardeşlerim de dinlesin. Polis kardeşlerimin de kulağı bende olsun. 150-200 insan orada. Burada sizden daha fazla bir kalabalık beni karşılıyor. Konuşmama başlıyorum. Ve benim milletime nasıl seslendiğimi siz bilirsiniz. Milletimin değerlerinden, milletimin güzelliklerinden. Bu seslenişe başladım. Belki 5. belki 6. dakikasında buradan taşlar yağmaya başladı. Bakın. Taşlar yağmaya başladı ve tek bir müdahale yapılmadan izlendi. Aşağıya indim. Aşağıya bu arada arkadaşlarıma isabet eden taşlar, canlara isabet eden taşlar ve bu esnada 150-200 kişi. Bu arada ben bu konuşmayı yaparken yaklaşık 150 metre ileride de yine bir 150-200 kişi. Topu bu. 300-400 kişi
Bunlar azmettirilmiş insanlardır. Bakın azmettirilmiş insanlardır. Burayı dinleyin, anlayın sevgili. Sevgili hemşehrilerim, soranları anlatacaksınız, dinleyin. Bunlar, bu insanlar taşları attıkça gözümün önünde çocuğun başı kanamaya başladı. Bir teyzenin gözü kanamaya başladı. Bir amcanın gözü, başı yarıldı, yere yığıldı. Bir yandan taşlar yağıyor. Arkadaşlarım beni korudular. Aşağıya indik, aşağıdan hitap ettim. Dedim siz cevap vermeyin. Geriye doğru çekilin. Sakın geriye hiçbir şey atmayın. Allah var, insanlarımızın bir tanesi bile o tarafa taş atmadı. Atmadı. Ve o insanlar çaresizce bekledi. Müdahale edilmedi. Tedbir alınmadı. Toma var, tek bir su fışkırtmadı. Bunları izledik. Daha sonra oradan polisi uyarmama rağmen hareket edilmedi. Daha sonra dedim ki vatandaşlarım bakın, ben sizin aranızda kaldım. Benden dolayı siz taşa maruz kalıyorsunuz. Ben mecburen yine böyle anons ederek buradan ayrılıyorum. Sizin emniyetiniz için ayrılıyorum. Sizi polisi koruyacaktı deyip oradan ayrıldım. Bakın ayrıldım ve havalimanına geçtim. Havalimanına giderken bize topu topu bir trafik polisi eşlik etti. Bir trafik polisi. Geleceğim. Muhataplarınıza geleceğim. Bir trafik polisi eşlik etti. Havalimanına gittim. Şimdi bakın bu polis meselesi değil. Polisimiz bizim canımız, ciğerimiz, kardeşlerimiz. Bizim kardeşlerimiz. Birincisi, belediye başkanı zavallı bir hamle yaparak tarihe kara leke almış bir yerel yönetici olarak geçmiştir. Şimdi Size az kaldı. Gün gelmeyecek. Bir hafta gelecek. Beni dinleyin. Lütfen dinleyin. Bir hafta kaldı. Şimdi ne yazık ki vatandaşımızı koruması gereken emniyet güçleri orada. Ne yazık ki taş atanları resmen koruma altına alarak onların taş atmasını seyretti. Şimdi bak. Soru bir. Emniyet müdürü kimdir? Emniyet müdürü nasıl bir talimat aldı ki, polise nasıl bir talimat verdi ki o polis yerinden kıpırdayamadı? İki. Defalarca seyrediyorsunuz. Elinde Türk bayraklarıyla buraya gelmiş, binlerce insana taş yağıyor dememe rağmen ne oldu da nasıl bir talimat aldınız da emniyet müdürü sana soruyorum sana. Kılını kıpırdatmadın, kılını. Üç. Emniyet müdürü. Validen bile talimat almayacaksın, görevini yapacaksın diye bir talimat almış mıdır? Hesabını verecek. Diğer soru. Onlarca insan, ben 2,5 saat havalimanında bekledim. 12-13 tane ulaşabildiğim yaralı insanlarla görüntülü konuştum. Hastanedeydiler. Bana, arkadaşlarıma vali bilgi vermek için arıyorum diye aradı. 7 kişi yaralı tespit ettik dedi. Ben sadece 12 kişiyle konuştum. Peki bu insanlara taş atan milletin gözü önünde, bu arada yandaki telekom binasının çatısında kamerayla çekim yapan polisler de var.
Bizim elimizde de görüntüler var. Suç duyurularımızın hepsinin içinde bu olacak. Bu saldırıyı yapan o 200-300 kişi içerisinden şu ana kadar kaç kişi gözaltına alındı? Bana bir kişi bile gelmedi. Kaç kişi gözaltına alındı? Haber ve cevap bekliyoruz. Belediye başkanı halkı, insanları provoke eden bir dil ve anlayışla oraya o otobüsleri koyarken, valinin bize halk buluşması izni verdiği yere izinsizce bu süreci yaparken niçin seyirci kalındı? Vali Bey 5000 polisle tedbir aldığını söylemesine rağmen niçin böyle bir sayıyı sahada görmediğimiz gibi hiçbir müdahalede bulunulmadı? Niçin biz havalimanına giderken yanımızda tek bir polis aracı doğru dürüst bulunmadı? Devam ediyorum. Biz soru, bakın nezaketi anlatıyorum. Başımıza bu olay gelmiş. Millet İttifakı'nın önemli bir insanı olarak milletimizin oraya gitmiş, İstanbul'un 16 milyonluk bir şehrin seçilmiş bir belediye başkanı bu olayları yaşamış. İki buçuk saat havalimanında beklememe rağmen tek bir emniyet müdür yardımcısı ya da vali yardımcısı ya da bir yetkili gelip kardeşim ne oldu, geçmiş olsun, niçin diyemedi. Şimdi bu soruların cevabını bu dönemin ve sürecin içindeki bir avuç insandan asla beklemiyorum. Bu soruların cevabını bir hafta sonra tek tek alacağız, tek tek. Tek tek alacağız, tek tek. Milletimiz adını alacağız. Şimdi sevgili hemşehrilerim, bu atılan taşlar Ekrem İmamoğlu'na atılmadı. Bu atılan taşlar kardeşliğimize atılmıştır. Bu atılan taşlar bu memleketin değerlerine atılmıştır, inancına atılmıştır. Bu atılan taşlar milletin birlik ve beraberliğine atılmıştır. Çok şey yaşatıldı bu millete, bunu biliyoruz. Bu azmettirici zihniyeti de biliyoruz, onu söyleyeyim. Biz bugün karşımızdaki bir avuç insanın siyasi stratejisinin içinde bulunan sistemi, aklı, o bir takım düşünceleri, bir takım örgütlü yapıları açıklarken acaba biricikleri rahatsız mı oldu, biricikleri? Bunu izleyeceğiz. Bakın sevgili hemşehrilerim,